İkinci bölüm. Allah korkusu. Büyük ahlak ve fıkıh alimi Ebu'l-Leys es-Semerkandi rahmetullahu şöyle der. Allah'ın yedinci kat semada bir takım melekleri var ki, yaratıldıkları andan beri secdededirler. Göğüsleri Allah korkusu ile devamlı titrer haldedir. Kıyamet günü başlarını secdeden kaldırarak, ey noksanlıkların her türlüsünden uzak olan Allah'ımız, sana layık olduğun derecede ibadet edebilmiş değiliz diyeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti, onların bu hallerine işaret eder. Üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve emrolunduklarını yaparlar, göz açıp kapayana kadar bile Allah'ın emrini kırmazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulun vücudu, Allah korkusu ile ürperdiği zaman, yaprakları dökülen ağaç gibi günahlarından sıyrılır. Kıssadan hikaye. Adamın biri bir kadına aşık olur. Günün birinde kadın bir iş için yolculuğa çıkar. Adam da kadının peşine takılır. Kafilenin mola verdiği bir sırada yol arkadaşlarının uykuya dalmalarını fırsat bilerek, kadın ile baş başa kalmayı başaran aşık ona sırrını açar. Kadın adama, bak bakalım herkes uyuyor mu der. Bu sözü, karşı tarafın arzusuna ram olmak üzere olduğu şeklinde yorumlayarak, sevince kapılan aşık derhal yerinden fırlayarak kafilenin etrafında bir tur atar. Adam herkesin mışıl mışıl uyuduğunu görür. Kadının yanına dönerek, evet, herkes uyuyor, der. Bunun üzerine kadın adama, acaba Allah hakkında ne dersin? O da mı uyuyor diye sorar. Adam, Allah uyumaz. Onu hiçbir zaman ne uyku ve ne de uyuklama hali yakalamaz diye karşılık verir. O zaman kadın der ki, insanlar bizi görmüyorsa da şu anda uykuda olmayan ve hiçbir zaman uyumayan Allah bizi görüyor. Buna göre asıl ondan korkmalıyız. Kadının bu sözleri üzerine, adam Allah'tan korkarak tuttuğu kötü yoldan vazgeçer de kadının yanından ayrılır, evine döner. Öldüğü zaman bir tanıdığı onu rüyasında görür, Allah sana nasıl muamele etti diye sorar. Adam, Allah'tan korkarak o günahı işlemediğim için o beni affetti diye cevap verir. Kıssadan hikaye. Zamanın birinde İsrailoğullarından bir adam vardı. Adam kendini ibadete vermişti. Çoluk çocuk sahibiydi. Günün birinde ailece aç kalırlar. Tamamen çaresiz kaldıkları için adam, yiyecek bir şeyler bulup getirsin diye karısını dışarıya gönderir. Kadın bir tüccarın evine varır, çoluk çocuğuna yedirecek bir şeyler ister. Tüccar kadına, olur, fakat önce bana kendini teslim et diye teklif eder. Kadın hiçbir cevap vermeden çıkar, evine geri döner. Kadının çocukları, anneciğim, açlıktan öleceğiz, bize yiyecek bir şeyler ver diye feryat ederler. Kadın evinden geri çıkarak tekrar tüccarın yanına varır, yavrularının acıklı durumunu anlatır. Tüccar, istediğim olacak mı diye sorar. Kadın, evet der. İkisi baş başa kalınca kadının eklemleri öylesine titremeye başlar ki, azaları yerlerinden çıkacak gibi olur. Tüccar, ne oluyor sana diye sorar. Kadın, Allah'tan korkuyorum diye cevap verir. Aldığı cevap üzerine kendine gelen adam. Sen şu sıkışık durumuna rağmen bu günahtan dolayı Allah'tan korkuyorsun. Oysa asıl benim korkmam gerekir diyerek yapacağı işten vazgeçer. İstediklerini vererek kadını gönderir. Kadın kucağındaki yiyecekler ile yavrularına döner. Çocukların sevinci sonsuzdur. Bu sırada Ulu Allah'tan tüccar hakkında Hazreti Musa aleyhisselama vahiy gelir. Allah, falan, oğlu filana bütün günahlarını affettiğimi söyle diye bildirir. Bunun üzerine Hazreti Musa tüccarı bulur, ona, mutlaka Allah ile aranızda sır kalan bir hayır işlemiş olmalısın der. O zaman tüccar kendisine yoksul kadını arasında geçenleri anlatır. Hazreti Musa, işte bu yüzden Allah, geçmiş bütün günahlarını bağışladı, diyerek tüccara müjdeyi verir. Rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, Ulu Allah şöyle buyurur, şu iki korku ile iki gün aynı kulumda bir araya getirmem. Dünyada benden korkanın ahiretini emin kılarım. Buna karşılık dünyada iken benim korkumu yüreğinde taşımayanları kıyamet günü korkuya düşürürüm. Ulu Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, insanlardan değil, benden korkunuz. Diğer bir ayette de şöyle buyurur, eğer mümin iseniz, onlardan değil, benden korkunuzu. Hazreti Ömer Kur'an'dan bir ayet dinlediği zaman yere baygın düşerdi. Bir gün eline bir saman kırıntısı alarak şöyle dedi. Keşke bende bir saman kırıntısı olsaydım, adı anılmaya değer bir şey olmasaydım. Keşke anam beni doğurmamış olsaydı.
O çok ağlardı. Hüngür hüngür yaş dökerdi. Bu yüzden yanaklarından süzülen yaşların bıraktığı iki siyah iz her zaman yüzünde görülürdü. Peygamberimiz buyuruyor ki, sağlan süt memeye dönmedikçe Allah korkusuyla ağlayan kimse de cehenneme girmez. Rivayet edilir ki, kıyamet günü bir kul Allah katına çıkarılacaktır ve günahlarının ağır bastığı görülerek cehenneme atılması emredilecektir. Bu sırada kirpiklerinden bir tel dile gelerek şöyle diyecektir. Ey Rabbim, senin Resulün Muhammed, kim Allah korkusuyla ağlarsa Allah onun yaş döken gözlerini cehenneme haram kılar diye bildirdi. Ben senin korkundan ağlamıştım. Bunun üzerine, dünyada Allah korkusuyla ağlayan bir kirpik teli sayesinde adam affedilecektir. Cebrail aleyhisselam, falan oğlu filan bir tel kirpik sayesinde kurtuldu diyerek bu durumu ilan edecektir. Rivayet edilir ki, kıyamet günü cehennem ortaya çıkınca öylesine kükreyecek ki, bütün ümmetler dehşetinden dizüstü kapaklanacaklardır. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ve sen her ümmeti dizüstü çökmüş ne olacağını endişeyle bekler görürsün. Her ümmet amel defterini almaya çağrılır. İnsanlar cehenneme yaklaştırıldıklarında onun öfke ve kükreyişini duyacaklar. Bu kükreyiş 500 yıllık mesafeden duyulacaktır. O zaman peygamberler dahil herkes kendi derdine düşerek, ben ne olacağım, ben ne olacağım, diyecektir. Yalnız peygamberlerin ulusu olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. O, ümmetim ne olacak, ümmetim ne olacak, diyecektir. O sırada cehennemden dağlar gibi bir ateş kütlesi çıkacaktır. Peygamberimizin ümmeti, ey ateş kütlesi, namaz kılanlar, doğruluktan ayrılmayanlar, Allah'tan korkanlar ve oruç tutanlar hakkı için geri döner misin diye yalvararak ateşi geldiği yere göndermeye çalışacaklar, fakat ateş geri dönmeyecektir. Bu sırada Cebrail'in, ateş kütlesi Muhammed'in ümmeti üzerine yöneldi diye seslendiği duyulacaktır. Bunun üzerine Cebrail bir bardak su getirerek peygamberimize uzatacak ve ''Ey Allah'ın Resulü, bunu al, ateşin üzerine at.'' diyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den aldığı bardağı ateşin üzerine boşaltır boşaltmaz ateş sönecektir. Peygamberimiz ''Bu su nedir?'' diye soracak ve Cebrail'den şu cevabı alacaktır. ''Bu senin ümmetinin, Allah korkusuyla ağlayan günahkarlarının gözyaşıdır. Şimdi ateşin üzerine serpip onu Allah'ın izniyle söndüresin diye sana getirme emri aldım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana senin korkun ile ağlayan iki göz bağışla. Gözyaşı dökmek konusunda şu beyit ne kadar düşündürücüdür. Ey gözlerim, günahıma ağlar mısınız? Ömrüm ellerimden uçtu, gitti de farkında olmadım. Peygamberimizin şöyle buyurduğu bildiriliyor. Hiçbir mümin düşünülemez ki, Allah korkusu ile gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve elmacık kemiğine kadar insin de o kula cehennem ateşi değsin. Kıssadan hikaye. Anlatıldığına göre Muhammed İbni Munzir rahmetullahi ağladığı zaman gözyaşları ile yüzünü, sakalını ovar, duyduğuma göre gözyaşı değen yere cehennem ateşi değmez, derdi. Mümin Allah'ın gazabından korkmalı ve kendini nefsin azgın arzularına uymaktan sakındırmalıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Nefsinin azgın arzularına uyan ve dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerin varacağı yer cehennemdir. Rabbinin makamından ve nefsini azgın arzulardan alıkoyanların varacağı yer ise cennettir. Allah'ın gazabından kurtularak sevap ve rahmetine nail olmak isteyenler, dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmalı, Allah'ın buyruklarına uymakta ısrar etmeli ve günahlardan sakınmalıdırlar. Rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennetlikler cennete girdikleri zaman melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar, onlar için sedirler kurularak döşenir. Kendilerine çeşit çeşit yemek ve meyveler ikram edilir. Bu nimetlere rağmen üzerlerinde bir durgunluk fark edilir, belirli bir bekleyiş havası içinde bulundukları görülür. O zaman Ulu Allah, ey kullarım, burası durgun ve bekleyiş içinde olunacak bir yer olmadığı halde sizdeki bu durgunluk ve bekleme hali nedir diye buyurur. Cennetlikler, bize yapılmış bir vaat vardı. Şimdi zamanı geldi diye cevap verirler. Bu cevap üzerine Allah Celle Celaluhu meleklere, perdeleri yüzlerinden kaldırın diye emir buyurur. Melekler, ey Rabbimiz, bunlar seni nasıl görebilirler, dünyada günah işlemişlerdi, derler.
Meleklerin bu sözlerine karşılık Ulu Allah emrini tekrar ederek şöyle buyurur. Perdeleri kaldırın, onlar dünyada iken bana kavuşmak arzusu ile zikretmişler, secde etmişler ve gözyaşı dökmüşlerdir. Perdeler kaldırılır ve bakarlar, ansızın Allah katında secdeye kapanırlar. O zaman Allah onlara, kaldırın başınızı, zira burası amel yeri değil, bağış ve mükafat yeridir diye buyurur. Başlarını kaldırınca keyfiyet ölçüleri dışında onlara cemalini gösterir. Arkasından sevinçlerini zirveye çıkarmak üzere onlara şöyle seslenir. Ey kullarım, selam üzerinize olsun. Ben sizden hoşnudum. Siz de benden hoşnut oldunuz mu? Cennetlikler şöyle karşılık verirler. Ey Rabbimiz! Nasıl hoşnut olmayalım ki, sen bize hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayalinde canlandırmadığı nimetler verdin. Bu konuda Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah onlardan hoşnut oldu, onlar da Allah'tan hoşnut oldu. Diğer bir ayette de şöyle buyurur. Rahim olan Rabbinden selam vardır onlara.